Devletleri tarafına bakacak olursak ABD Savunma Bakanı Mark Esper'ın bir açıklaması var. Türkiye'nin olası bir müdahalesine, yani Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyonla ilişkin şöyle diyor. Açıkçası Türkiye tarafından atılacak tek taraflı bir adımın kabul edilemez olacağını düşünüyoruz. Yapacağımız şey karşılıklı çıkarları alt üst edecek tek taraflı müdahaleleri engellemek olacaktır. Nasıl engelleyebilir Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü Türkiye ABD katılmayacaksa bile ben tek başıma bu operasyonu gerçekleştireceğim diyor. Nasıl bir engelleme olabilir? Yine ekonomik anlamda bir hareket mi? Açıkçası biz bunun aynısını gördük. Nerede gördüğümüzü hatırlatayım, ondan sonra tam olarak oturtturalım. Hatırlarsanız biz Fırat Kalkın Harekatı'nı yaptığımızda Daba kadar, yani Dabık sınırına kadar ki olan bölgede ne yapmıştık? Aynı Amerika ile beraber koordineli bir şekilde bu operasyonu icra etmiştik. Hı hı. Ama Dabık'tan sonra aşağı doğru PKK'nın alanına girdiğimizde biz buraya müsaade etmiyoruz ve sizi desteklemiyoruz demişlerdi. Ve Türkiye'nin önüne onlarca engel çıkartılmıştı ama Türkiye o andan itibaren yaptığı harekatla Elbeba kadarki olan bütün bölgeyi alarak o bütün kuşaklar arasındaki planı bozmuştu hatırlarsanız. Evet. O zaman da aynı söylemi ve aynı ifadeleri kullanmışlardı. Ama o zamanki kullandıkları ifade daha kapı arkasına söylenen kelimeydi. Bugün daha açığını görüyoruz. Hatırlayın yine DAEŞ'in önü açılarak Rakka bölgesinden bölgeye, Bob bölgesine yaklaşık 2000 tane teröristin gelmesi sağlanmıştı. Hı hı. PYD Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırarak maalesef şehit ve yaralı verilmesine yol açmıştı. Bu tip olaylarla engellenmeye çalışılmıştı. Ama Türkiye bu bütün engelleri aşarak Fırat Kalkın Harekatı bölgesini özellikle bu silahlı gruplardan, terörist gruplardan arındırmıştı. Yani ben açıkçası tek taraflı müdahale ederiz tabirinden daha çok siyasal ve politik anlamda bir müdahaleden anlıyorum. Yoksa Amerika'nın bölgede Türkiye'ye askeri anlamda bir müdahale ederek operasyonu engelleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bunun sonuçları iki ülke içinde çok iyi sonuçlara doğru gitmez. Özellikle Türkiye'nin özellikle bu bölgede Orta Doğu'daki en büyük müttefiğini kaybeder Amerika. Bu geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Çünkü Türkiye Amerikan ilişkilerinde zaman zaman kırılmalar olsa da, hı hı, işte çuval geçirme olayları gibi, 1974'teki ambargolar gibi fiili anlamda karşı karşıya gelinen, silahlı anlamda karşı karşıya gelinen bir nokta hiç oluşmamıştı. Bunun sonuçları Orta Doğu'da bir daha Türkiye ile ortak çalışamayacak olan bir Amerikalı olur. Bunun sonucu bu olur ki hatırlayın F-35 krizinde yine S-400 krizinde Amerikalıların söylediği bir kelime var. Jeopolitik olarak yerine koyamayacağı bir müttefikle bu kadar durumu gerginleştirmek, hı hı, Amerika'nın uzun vadeli planları için büyük bir handikaptır. Bunu muhakkak düzeltmeniz diyen yine Pentagon, yine ABD Savunma Bakanlığı'ydı. Yani bu dediğim gibi diplomatik ve politik sonuçlar olur ama evet, askeri sonuçları ben açıkçası beklemiyorum. Peki, çok teşekkür